Nexus'ten de problem tanımıyla başlayalım. Filmlerimiz var. Bu filmleri bir de neydi? Şimdi şöyle yapıyoruz, buradan anlatabiliriz. Şimdi filmlerimiz var. Bu filmleri izleyen ve bunlara bir puan veren, rating atayan insanlarımız var. Ve bu filmlerin nitelikleri var, özellikleri var. İşte mesela Forrest Gump'ta romans varmış, savaş varmış falan. Şimdi bizim bilmek istediğimiz şey, bu da NAM yazan şeyler. Yani daha doğrusu hepsindeki tabii de. Yani yeni bir kişi geldiğinde o kişi mesela Forrest Gump'ı beğenir mi, beğenmez mi? Yani bu iki numaralı insan mesela Forrest Gump'ı ne kadar beğenecek? Başka filmleri izlemiş mesela ama onu izlememiş. Yani biz hep şöyle bu örneği verirken mecburen Netflix örneği vermek lazım. Ama her sunumda neredeyse Netflix örneği verildiği için artık şey oluyor, bazen de insanlar sıkılıyorlar. Hani ben bir şey gitmiştim etkinliğe, arda arda 5 sunumda Netflix örneği verdiler. Beşincisi artık algoritmaya aldatmaya başlamıştı. Hani şey anlatmaya başlamıştı böyle. Ama yine bir işte IMDb olsun mesela. Hani zaten oradan aldığımız bir data. Şimdi amacımız yani hem yeni gelecek kişilerin hem de filmi izleyecek kişilerin ne kadar puan vereceğini, ne kadar beğeneceğini bilebilmek. Ayrıca filmlerin birbirine ne kadar yakın olduğunu da bilebilmek. Devam edelim. Örnek film mi? Tamam. Şimdi yine geldik notasyonlara. Kullanıcı sayısı, film sayısı, film indisi, kullanıcı indisi. Eğer kullanıcı bir filmi puanladıysa, yani orada NAN yazmayan kısımlar, NAN yazan kısımlar 0. Ama puan varsa 3, 2, 1, 5 gibi puan varsa oralar 1. Böyle bir matris oluşturuyoruz. Hani bir Y matrisimiz olacak, bunlar ratingler. Bir de o matrisin içinde boş olup olmadığını gösteren 1'li 0'lı bir matrisimiz daha olacak. O matrisi bu matriste işlem yaparken kullanacağız. Devam ediyorum. İşte şey yapma böyle bu şekilde oluyor. Yani 5 yıldıza kadar falan çıkar, 10 yıldıza çıkar ama 0'dan başlamıyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Devam ediyorum. Mesela bizim datayı inceleyelim. 611 tane kullanıcı var. 9724 tane de film sayısı kişileri yazmış ama kusura bakmayın. 9724 tane film var diye şey yapıyorum. Evet doğru. Şöyle bir şey var. Bu internette direkt araştırıp, yani movie film diye araştırdığınızda ilk çıkan datanın küçük hali. Büyüğü çok büyük. Bayağı bir şey yapıyorlar. Üstünde bir araştırma gibi devam ettiriyorlar. Ve şey bir problem, yani iş bir problem aslında. İçerik üzerinden puanlama. Şimdi problemin formülleştirmesini yapacağız. Şöyle. Şimdi bizim niteliklerimiz vardı. X'ler. Bir de o niteliklere ait yine katsayılarımız var. Katsayılarımızla niteliklerimizin değerlerini çarparak buradan bir rating oluşturuyoruz. Bu sayede işte filmlerin yani ratinglerini verebiliyoruz. Şimdi bu şöyle tetalar, yani şu katsayılar, teta katsayıları, ayrıca burada x'ler de katsayı, teta katsayıları kullanıcılara ait bir vektör, x katsayıları ise filme ait bir vektör. Yani x filmi niteliyor, tetalar da o kullanıcıların bu x'ler için verdiği değerler aslında. Böyle düşünebilirsiniz. Ondan sonra m de mesela bir yani MJ'de mesela J kullanıcısı X tarafından puanlanan toplam film adeti. Geçiyorum. Şimdi burada şimdi bakarsak sadece tetayı hesaplasaydık, yani kullanıcılar için hesaplasaydık şu alttaki formül hesaplıyorduk. Bu sabah zaten gördüğümüz formül aynısı. Sadece şöyle bir fark var. Burada o matrisin içinde olanları, yani oylanmış olanları ancak alıyoruz. Diğerlerini almıyoruz. Bunu yapabilmek için de şu R matrisini kullanıyoruz. Bunun dışında bir de regularizasyon faktörümüz var. Bu sayede tetaların aşırı öğrenmesini engelliyoruz. Şimdi bu bir tane şey. Yani burada sadece tetayı öğreniyoruz. Devam ediyorum. Zeynettin nerede? Zeynettin sen gelsene, birlikte mi açacaktı sana?
Tamam, hadi devam edelim. Şimdi şöyle üst tarafta şimdi tabii şöyle bir şey var. Biz üst tarafta sadece bir tane kullanıcı için kat sayıları hesaplıyoruz. Ama bizim bir sürü kullanıcımız olduğu için hepsi için hesaplamamız lazım. O yüzden de şey değişiyor. Formülümüz değişiyor. Yani şurada bakarsanız bir tane teta parametresi vardı. Bu bir kullanıcıyı gösteriyor. Ya ben bir kullanıcı, bir izleyiciyim. İşte bir filmin hani 4-5 tane bir izlediğim filmler var. Bazı izleme şeylerimi kriterlerim var benim. Hani romansı daha çok seviyorum. İşte o yüzden onun ağırlığı yüksek. İşte ya da aksiyonu daha az seviyorum falan böyle. İşte orada bu detayları hesaplıyoruz. Bu sayede bu değerleri hesaplıyoruz. Ve bunu sadece bir kişi için değil, benim gibi bir sürü kişi var. Hani kaç bin kişi demiştik? 600 kişi daha var. 600 kişi için de hesaplıyorum mesela. Onu alttaki algoritmayı da yapıyorum. Devam ediyorum. Optimizasyon algoritmasına bakarsanız şey için, sadece kullanıcılar için bu optimizasyon algoritmasını kullanıyorum. Ondan sonra aynı dereceli alçaltma burada da geçerli. Dereceli alçaltma burada da geçerli. Hani türevini alıp, tabii türevini alırken burada iterasyon da geliyor artık. Türevini alıp, işte iterasyon yaparak katsayıları hani optimum noktalara çekiyoruz. Buradan türevini görebiliriz. İşte buna işbirliğine dayalı filtreleme, kolaboratif filtreleme diyeceğiz şimdi birazdan. Neden böyle dendiğinde şöyle bir şey var. Biz sadece bir tane katsayı hesaplamaya çalışıyoruz bugüne kadar. Yani bir işte sadece işte, niteliklerin katsayılarını hesaplamaya çalışıyorduk ama artık böyle değil. Bir de işte nitelikler dışında kullanıcılar için de bir katsayılar hesaplıyoruz. Yani iki tane katsayı hesaplayacağımız için buna işbirliğine dayalı öğrenme diyorlar. Şimdi şöyle bakalım. Kişiselleştirme için. Efendim? Benim kişiselleştirme için. Yani benim için bir şey önerecek mesela. Evet. Onun için değil mi yani? Evet evet. Senin için önerecek ya. Senin sevdiğin şeyleri çıkartabilmesi lazım. Senin sevdiğin şeyleri çıkartması için de onların bir ağırlıkları var. Bir de senin gibi bir sürü insan var. Herkes için hesaplayacağız. Yani hem seni tahmin edeceğiz. Bir de herkesi hesaplayınca seni tahmin etmemiz daha da kolay olacak falan. Böyle devam edecek. Tabii, tabii. Zaten X tarafı o. Şu az önce söylediğim teta tarafıydı, bir de X tarafı var. İşte o yüzden zaten iş birbirine dayalıyor ya, bir X tarafını güncelliyorum, bir teta tarafını güncelliyorum. İkisi birbirine yerleterek şey yapıyor, güçlendiriyor. Birbirleri besliyorlar yani. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle. Şimdi, nitelik listesine bakalım. Korku, komedi, drama, aksiyon, romans. Şimdi şöyle yapıyorum. Tetalar, her bir kullanıcı için bir teta şeyi olacak ama şunlar teta değil, bunlar rating, karıştırmayalım. Ben yanlarına hani kimin tetası olacağını yazmak için, hani bak bunun tetası 0, bunun tetası 1 diyebilmek için böyle yazdım. Ondan sonra yine biz bir x'e işlem yapabilmemiz için yanlılık koymak zorunda kalıyoruz. Bir tane yanlılık ekliyoruz buradan. Devam ediyorum. Şimdi. Bunlar X'ler, X matrisi. X'lerde dediğimiz gibi her filmin, bu sefer kullanıcı değil, film, nitelikleri var. Ve bu nitelikleri, işte şeyler var, hani değerleri var. Şimdi şöyle bir şey var, ben nasıl bir şey yaptım? O filmde bu varsa, hani janrasına göre aldım, o yüzden bir ve yok gibi çıkıyor. Bu, yani nasıl desem, çok doğru bir olasılık şeyi vermiyor aslında bana. Ama çok da önemli değil. Ben şimdi şey yapacağım. Şöyle yapacağım. Zaten ratingler olduğu için ya bu tarafı hesaplayabiliyorum. Aşamalı olarak buraya hesaplayacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Enable olan kısımları zaten random sayılar ekleyeceğim. Oraları randomlaştıracağım. Şimdi mesela şöyle devam ediyorum. Bu ekranın şeylermiş, verilerimiş. İşte bunları bir de öncesinde tabii NA kısımlarını sıfıra çeviriyorum. Yoksa şey yapamıyorum. İşlem yapamıyorum. Drama action olduğu neyse, drama action geldi, etiketlenerek
Bu şöyle, janrası oluyor ya mesela Dota'da. Oradan geldi. Ha evet ya, bu bulduğuna da bu janralara sahip. İnvelibreden aldık. Ha işte. Tamam ya öyle. İşte etiketlenmiş yani. Şey yapılmış. Şimdi mesela bir tane reytingi hesaplayalım burada. Anlamak açısından. Şimdi ilk kişi için böyle bir tane niteliklere ait katsayı listesi olduğunu düşünelim. Biz bunu ilk film için, mesela ilk filmimiz neydi? Akapulco Sinema bakmıştı. Bu değerleri verirsek adam 5 puan verir diyor. Mesela 610 kullanıcı 5 puan vermiş demişiz. Evet böyle olmuş. Ha, yani bu zaten bilinmiş bir şey. Bak 5 puan vermiş zaten. 5 puan vermiş. Madem IMDb'den bunlar akapasyonel drama action olarak etiketlenmiş olarak geliyor, gelir kontrolü. Diğer yerlere niye sıkılmış? Şimdi şöyle, hiçbir film zaten tamamı sadece yani... Bir canradan değil. Yani bir sürü canrası olabilir ama bir canrası çok azdır. Yani romans 10 saniye geçiyordur. İşte o yüzden şeydir. Yani yazmamışlardır. Tamam, işte ama işte onu biz hesaplayacağız şimdi. O yüzden oraya sıfır vermek olmaz. Yok, ona sıfır dersek, yani ona random değer vereceğiz. Çünkü sıfır verirsek hesaplayamıyoruz. Öyle bir sorun var. Ama random değer verdiğimizde hesaplayabileceğiz. Ona random değer vereceğiz. Bilmediğimiz için. Çünkü sonra ne olacak? O değerler zaten... yani şimdi random değer verdiğimiz şey niteliği zaten. Ama o bir katsayı ayrıca. Ve o katsayıyı... öğrenerek, yani reytinglerden öğrenerek güncelleyecek. Yani orada yine bir gradient işlem yapacağız. Devam ediyorum. Şimdi puanlamayı bu şekilde yaptık. Mesela 408 için de böyle puanlama yapmışız. Optimizasyon algoritması. Aynı Theta'da için yaptığım şeyi şimdi nitelikleri için yapıyorum. Tetel için yaptıklarım neydi? Kullanıcılar için yaptıklarımda. Şimdi filmler için yapıyorum. Filmlerin katsayılarını hesaplıyorum aslında. Devam ediyorum. Tabii yine işte bütün filmler için olacak falan. Aynı şekilde burada şey de var. Hani olmayanlara işte sıfır dedik, ona göre hesaplayacağız. Devam ediyorum. Yani sonuç olarak elimizde iki tane bedel fonksiyonu var. Biz bu bedel fonksiyonlarını üst üste toplayacağız. Tek bir tane bedel fonksiyonu yapacağız. Ve onun üzerinden çalışacağız. Ve bunu yaparken de işte aslında bir teta'yı, işte bir x'i, bir teta'yı, bir x'i şeklinde ilerlemiş olacağız. Devam ediyorum. Sonundaki noktaya gelebilecek miyim onu merak ediyorum. Sanki geldik burada. Evet. Hangisinin hangisi olduğunu karıştırıyorum bazen. Bu. Yani son hali bu. Şimdi bakın şöyle anlayabilirsiniz. Zaten şu ortası ikisi için de aynıydı. Farklı bir şey yoktu. Sadece x ve teta yani işte filmler için ve kullanıcılar için katsayılar eklenmiş oldu şu an. Bunları şimdi şey yapacağız. Yine gradient descent yapacağımız için bunun türevi integralı falan türevi konusu göz alınacak. Devam ediyorum şimdi. Şimdi bakarsak, algoritmaya bir bakalım. Önce ufak rastgele sayılar atıyoruz. Tetalara ve x'lere. Hepsine ufak rastgele sayılar atıyoruz. Şimdi bizim zaten x'ler tarafında janralardan birler ve yoklar geldiği için o birleri çok değiştirmeyeceğiz. Ben öyle bir şey yapacağım. Sadece diğerlerini değiştireceğim çünkü birlere güveniyorum. Hani o birlerin diğerleriyle ilişkisine güvendiğim için şeyde öğrenme kısmında şey sağlayacak bana, avantaj sağlayacak. Devam ediyorum şimdi. Dereceli azaltma ve ileri optimizasyon kullanılıyor. Yani dereceli azaltma çok şey yapmadı burada. İleri optimizasyon daha iyi yaptı. Evet, yine aynı şeye geldik. İşte katsayı güncellemek için içinin türevi, yani türevi. Ondan sonra öğrenme hızıyla çarpıyorum, çıkartıyorum kendisinden ve güncelliyorum. Aynı şeyi burada da yapıyorum. Takip edelim en iyi noktaya ulaşana kadar. Yani bugünün bütün özeti bu sanki gibi düşünebilirsiniz yani. Evet. Ondan sonra şöyle bir şey oluyor.
şunlar, şunlar ortaya çıkmış oluyorlar. Ben çünkü o şeyden artık teta ve kat sayıları hesaplamış olduğum için onların tetanın transpozunu alıp x'e çarptığımda, yani şey çarpımı yaptığımda, matris çarpımı puanları çıkarmış oluyorum. Bakalım. Mesela bizim şu an dilimiz bu şekilde. Bazı yerler boş, bazı yerler şey. Şimdi bir dakika, şunu merak ediyorum. Ya burada bir NA var mesela. Şimdi, bu örnek verimizde, bu örnek verisinde sadece Y kısmı, yani kullanıcılar ve filmlerin olduğu, reytinglerin olduğu matris. Film, mesela ben bunu kolaylaştırmak için şey yapmışım, daha küçük bir şey almış olabilirim. Film adedi 44, kullanıcı sayısı da 8. Şimdi iş bayatmalarını ne? Şimdi, Y için tahmin değerleri sonraki sayfada görebilirsiniz. Şimdi, şöyle, buradan işte, şimdi her kullanıcı için bir tane vektör geliyor. Ve her film içinde bir tane vektör var. Bunları transpozunu çarptığımızda oradaki reyting oluşuyor. Yani Y değerine, Y matrisine bakmıştık ya reytinglerin olduğu. Bu matrisin aynısını bu şekilde oluşturuyor işte. Tahmin matrisimiz bu şekilde oluyor. Bikine çizgiler orayı ayırıyor aşağıya. Bilmiyor da kaymış. Ya, ha. Orası bir sütun. Evet evet, bir sütun. Yani şöyle görebilirsin bak. Birinci şey, birden n'e kadar. Birden tamam mı? N'ye kadar. Kullanıcı sayısı kadar. Tamam, bu da film sayısı kadar. Tamam. Şimdi geldim. Evet. Az önce yaptığımız şeyi biraz daha bakarsak, bu bir şeydi, matris formülüydü. Bu da bir matris formülüydü. Ondan sonra bunları çarparak bu şekilde tahmin şeyimizi oluşturmuş oluyoruz. Mesela yakın filmleri şey yapmak için, hani bulabilmek için de x'i vektörünü buluyoruz. Yani şu vektör, yani mesela Keynes falan anlatıldı ya, şu vektörü oluşturduğumuzda birbirine yakın filmi bulmamız çok kolaylaşıyor. Çünkü herhangi bir uzaklık algoritması, uzaklık metriği kullanarak hani ortalama olur, bir şey olur. Hani onunla hemen şey yapabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. Buradan zaten şeyleri vermiş, hani mutlaklarına böyle şey yapmış. Sonrasında da işte birbirine en yakın filmleri böyle çoktan birisi olarak gösterebiliriz. Şimdi şeye başlıyoruz, hani dereceleri azaltmaya başlayarak bir işi yapacağız. Buradan şimdi niye vermişim? Önce veriyi normalleştiriyoruz. Bu veriyi normalleştirerek çalışacağız. Yani şu Y matrisini normalleştireceğiz. Yoksa şeyler çok uçuk olabiliyor. Şimdi tamam. Yapabilmemiz için şöyle bir şey daha var. Normalleştirmeyi biraz anlatmak lazım. Normalleştirmeyi şöyle bir şey yapacağız. Her bir satırın ortalamasını alıp ondan sonra ondan çıkartıyoruz. Böyle bir normalleştirme yapıyoruz. Her bir film için böyle bir normalleştirme yapıyoruz. Yani normalleştirme çünkü şöyle bir sıkıntı var. Biz buraya direkt n'lere şey versek, sıfır versek ortada olmuyorlar. Onları ortaya çekebilmemiz lazım ki hani yani şöyle söyleyeyim. Mesela şuna nasıl cevap verirsiniz? Hepsi n. Hepsi n ise siz buna ne dersiniz mesela? Hani puan olarak ne veriyorsunuz? Hepsine hani 1 ile 5 arasında puan veriyorsunuz. Yani 2,5 puan veririz değil mi? Ya da 3 veririz. Ha, işte 3 verdiğimizi hesaplayamıyoruz. Hani hesaplayabilmemiz için ortalamayı 0'a çekmemiz lazım. Eksi ile yani eksi 2,5 ile 2,5 arasında olacak gibi bir hale çekmemiz lazım ki hesaplayabilirim. Ama ya ortalamayı evet sıfıra çekiyoruz ki şey yapacağız. Yani şey yapabilmemi sağlamamızı yap. Hani n'leri doldurmamızı sağlayacak. Efendim? Evet evet. Evet ama şöyle. Yaparken bütün veri için yapmıyoruz da her bir filmin kendi bazında yapıyoruz bunu.
Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey var. Artık o ortalamaları, hani o filmlere ait ortalamaları en son bulduğumuzda toplayacağız. Eğer sıfır gelirse mesela burası, tak ne olacak? İşte 2,5-3. Hani ortadaki değer olacak yani. Devam ediyorum. Şimdi ben ne yaptım? X'i, ondan sonra şöyle yaptım. X'i bu X'imle emeği olan kısımları sıfırladım. Sonra normal birimi şey yaptım, mü'yü koydum. Sonra örnek uygulamaya başlıyorum. İşte niteliklerim var, kullanıcı listem var, film listesi var, bilmiyor. Ondan sonra işte burada y'yi ve x'i oluşturuyorum. Burada normalleştiriyorum, y'yi normalleştireceğim birazdan. X'lerimi şey yaptım. X'lerimi görüyorsunuz. Bazı yerlerde 1.86 falan görüyor. Bazı yerler 1 görünüyor. Random değerler var. Aynı şekilde teta'yı tamamen random'dan oluşturdum. Çünkü hiç bilmiyorum. Yani o kişi ne kadar şey yapar falan bilmiyorum şu an. Öğreneceğim birazdan. Bedel fonksiyonumu yazdım böyle. Gayet uzun bir şekilde. Ondan sonra şöyle yapıyorum. Şimdi x değerlerim ve teta değerlerimi bir parametre haline getiriyorum. Tek bir vektör haline getiriyorum. Hepsini konkat edip tek bir vektör haline getiriyorum. Hani konkat dediğim şey, yani böyle bir matriste ucuca ekleyerek bir tane vektör haline getiriyorum. Sonrasında benim vereceğim şey bu olacak. Nasıl desem, gradient descent'i bunun sayesinde yapacağım. Şimdi lambda 0, 1 veriyorum. Bu düzenleştirilme katsayısı. Şurada lambdayı görüyorsunuz. Hani regülüze etmek için yapacağım iş. Y'leri normalleştiriyorum. İşte burada ortalamasını buradan normal oluyor. Bunun mesela ilk lambda bedelini hesaplıyorum. 272 çıkmış. Şimdi aynı derecede azaltmaya burada da bakıyoruz. Burada derecesini hesaplamışım mesela. Bunu şöyle optimizasyon algoritması kullanacağım için derecesini hesaplayan bir şey kullanmam gerekiyor. Burada da görüyorsunuz x'in derecesi, bu yazdığımız formül, işte lambda çarpı x, teta'nın derecesi. Sonra bunları yine konkretle tek bir şey haline getiriyoruz. Çünkü şöyle bir şey yapacağız. Bütün katsayılar bir vektör olacak ve o katsayıları onların türevlerini alarak şey yapacağız, update edeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi buradan mesela bakıyoruz. Ne yapmışım? Burada mesela dereceli alçaltmayla yapmışız. İşte 246'dan başlamış, çok düşmemiş çünkü büyük ihtimal şurada A öğrenme hızını çok fazla vermemişiz. Küçük verince fazla hızı düşmez. Ama fazla tekrarda bunu kurtarabiliyoruz. İşte böyle bir azalma yaşamış. Şu noktalarda benim için iyi ratingler alacağımı düşünüyorum. Devam ediyorum. Bir de başka bir tane şey kullanmışım. Bu mesela çok daha iyi çalışmış. Optimizasyon algoritması kullanmış. Şimdi zaten bunu kaç kez kullandık. Bir şeyde de kullanıldı. Lojistik regresyonda falan da kullandık. Bir tane daha yerde kullanmıştık. Sen de mi kullanmıştın? Her yerde kullandık yani. Tamam. Ondan sonra işte ben ne yapıyorum? Bu bulduklarımla hesaplıyorum. Böyle biraz uçukta çıkartanlar çıkıyor da bunları 0-5 arasında şey yapabiliriz, normalleştirebiliriz. Ama buradan bilmediğim kişiler için bir şey bulmuş oluyorum. Hani rating bulmuş oluyorum. Bu kadar. Şimdi burada bir tane anket var. Bu anketi şey yapabilirsiniz, doldurabilirsiniz. Bu ankette bugün için yaşadıklarınızı falan böyle biraz şey yaparsanız, paylaşırsanız sevinirim. Valla zor bir gün oldu, biraz yoruldu. Ama bitti ya. Teşekkür ederim.